Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Mountain Blade'deki Bannerlord'da yepyeni bir bölümle sizlerin karşısındayım. Ve sevgili dostlar, geçtiğimiz bölümlerde kurduğumuz Babuş Empire'ı bu bölümde kuvvetlendirmeye devam ediyoruz. Kendi krallığımızı kurduk efendim. YouTube'dan izleyenler beğenerek destek olmayı ihmal etmezse çok çok sevinirim. Sizlerin beğenileri benim için çok önemli efendim. Şimdi ne yaptık? Tilki'nin dönüp dolaşıp geleceği yere geldik tekrardan. Bir savaş ilan edebilmek için en az 150 nüfuzum olması gerekiyor. 150 nüfusa sahip olana kadar dinlen, uyu, uyan, demircilik yap üzerine geçecek bütün konu. Ve bu açıkçası beni mutlu ediyor yani. Eritecek hiçbir şey yok. Bunları tamasken çeliği ya da normal çelik haline getirebiliriz. Tabii ki kömür de lazım bir yandan. Elimizdekileri bir kömüre çevirelim. Sonra iyi çeliğe çevirelim. Çünkü iki iyi çelikten bir tane tamasken çeliği yapılıyor. Sonrasında çelik için iki tane demir kullanılıyor. Eldeki demirleri de çeliğe çeviririz. Hani kömür olsun yeter, anladın mı? Kömürün varlığı her şeyin anahtarı. Jakulanda bulunan asiler ayaklandı. Daha değil. Ne düşündüğünüzü biliyorum, daha değil. 5 saldırı atı birliğine eklendi. Allah razı olsun. Ne düşündüğünüzü biliyorum, daha değil abi. Sakin. Henüz değil. Zamanı geldiğinde yapacağız. Şimdi eldeki demiri çeliğe çevirelim. Çelikten iyi çeliğe, iyi çelikten de tamasken çeliğine bir yolculuğa çıkacak kendisi. Çünkü tamasken çeliğinden ürettiğimiz kılıç gerçekten çok güçlü ve çok iyi miktarlarda para veriyor. Bir yandan dediğim gibi nüfusu 150 yapmaya çalışıyorum. 150 olsun, Asaray'a dalacağım tekrardan. Umarım Asaray var ya belamızı dürtüklemez ya. Hiç dalmadan böyle bir sur seviyesini falan mı yükseltmeye kalksak acaba, bilmiyorum ki. El alemin şehrinde giriyorum, demircilik yaparak hayatta kalmaya çalışıyorum bir de utanmadan. Efendim sevgili Alazaka, 20. ayında koskoca 20 ay. Abim benim her zaman... Benim için en iyi YouTuber ve en iyi yayıncı olarak aklımda kalacaksın. Cansın demiş. Alazakacım, canım benim. Vallahi verdiğin değere layık olabiliyorsam ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. Eyvallah dostum. Sözlerin beni onur etti. Çok çok sağ ol. Ki 20 ay ya. Alazaka'da eskilerden böyle. Bizim kanalda eskilerden insan çok, yenilerden de çok. Daha hiç YouTube'dan yayına gelmeyenler de var. Adamları da anlıyorum abi. Adamlar hani... YouTube'un rahatlığına alışmış. YouTube gerçekten rahat. İlk başlarda yani benim de takip ettiğim YouTuber'lar falan böyle yayın platformlarına geçiş yaptıklarında diyordum ya agacım ne gerek var yani, niye? YouTube dururken niye oradasınız? Abi canlı yayının akışı ayrı. Bir yandan işin içerisinde tabii ki iş olma durumu giriyor, o ayrı. Aslında şu an partner olmasam dönüp YouTube'dan yayın yapmayı isterdim ya. Düşünsene bütün her şey tek kanalda, tek yerde. Bilmiyorum, insanlara daha rahat ulaşırdık herhalde ama. Buralarda eğlenceli. Şimdi biraz daha kılıç basma olayına girişir miyiz bilmiyorum ama. Tamasken çeliklerini bir basalım. Misal 60 tane tamasken çeliği olduktan sonra. Bir 120 tane de iyi çelik basarız. Bak 120'ye doğru geliyor nüfus. Demircilikle alakalı aleti, edevatı falan acaba ben kaleye mi koysam? Şu an onu düşünüyorum. Kaledeki zulaya yerleştirsem, üstümde yer açılsa, at miktarını biraz daha azaltıp füze gibi gitsem falan böyle. Aklımda bunlar var da kaleyi siege'lerler diye korkuyorum. Sur seviyesi falan düşük o kalede. Kaleyi siege'lerlerse maazallah yapışırız aşağı. Hocam bir tane daha tamasken çeliği yapıyorsun. Sonra buradan iyi çeliğe geliyorsun. Kılıç için iyi çelik herhalde tamaskenden daha fazla gerekiyordu. Ya da daha az gerekiyordu, bilmiyorum. Tamam, sonra ne yapacağız? Demirden de çelik yapacağız bir tur. Kaleye koyalım ya. Bu arada sabaha kadar eksi yiyebiliriz. Hiç önemli değil. Bir tane kılıç basıyorum ve 40k yani. Belli.
Şimdi hiç arada seviye alan oldu mu? Birkaç tane seviye alan adam olmuş. Bunlara iyice seviye verdireceğim. Zaten bu savaşlar muhtemelen Aseray savaşları bizi iyi yıpratacak ama elden çok da bir şey gelmez. Var mı abi demircilik? Var demircilik. Merhaba. Arıtmadan geldin. İyi çelik 95 tane. Abi elindekileri normal çelik yap. Bari burada space işleseydi ya. Neyse. Bunlar demirciliğin zor yanları. Yapacak bir şey yok. Bayağı bir ham demir birikmiş. Şu ham demiri birazcık gruptan atalım mı bünyeden? Bak ham demirden 200 tane kalsa yeter. Çok işe yaradığını ben pek zannetmiyorum zaten. Devam. Şimdi yeterince item kastık. Yani istediğimiz zaman demircilik yapacak itemimiz var. Ben biraz da sıfırlanırsam diye kaleye koymak istiyorum ama umarım sıfırlanmam ya. Şimdi biraz çör olduğumuz için yavaş koşuyoruz. Çölde olduğumuz için. Çör olduğumuz için neyse. Birkaç güne bir Aseray'a tekrardan savaş ilan edip adamların kabusu olurum. Ya bir yerden faydalanmak lazım. Sanal'a da devriye geziyor. Gez abi gez. Gez gez. Gez seni ben bir cepleyeyim de bir aklın başına gelsin. Eksi yiyorum değil mi savaş ilan etmeden dalarsam? Ama bir gün sonra savaş ilanı geliyor. Aha da 150 oldu. Selamın aleyküm. Senin şu adamlarını bir Talas Pandora seni bir pataklayayım şimdi. Sen kimden haraç alıyorsun oğlum? Bir save alalım da ne olur ne olmaz. Jortlarsak diye. Gel buraya gel gel gel. Ben de sana esenlikler dilerim gel. Öyle 900 haraca bağlayarak. Olmaz o işler. Adamlar doğru düzgün atlı bile basamamış. Ben bu 200 tane atlıyla var ya adamlara öyle bir ok manyağı yaparım ki. Benden haraç istediklerini isteyeceklerine bin pişman olurlar. Ben de şu adamlarla beraber okçuluk yapayım. Adamların orduları zayıf bu arada ya. Atlı okçulara nazaran zayıf yani. Ben bu arada kendimi mahvetmiş olabilirim. Umarım kendimi mahvetmemişimdir. Kendimi mahvetmekten kastım şu. Yani kaleye 1000-2000 tane adamla gelirse Aseray tarafı gerçekten üzücü olur. 1000-2000 tane adamla gelirse ben o kaleyi tutamam çünkü. Ama klan seviyesi kasmam için bunları böyle 1-2-1-2 tutup ayıklamam gerekiyor. Benim atlı okçular hayatlarını karartıyor bunların ya. Kaan muhafızları ölmesin arada yeter. İkidir kendi atlarıma sıkıyorum. Arada bir nadiren düşmana zarar verebiliyorum. Onun dışında ağırlıklı olarak kendi adamlarım. Ve bu durum beni üzüyor. Adam daha var ya klan seviye alsın kaç K asker basacağım burada. Sağdan yapılmıyor atlı okçuluk. Soldan dönmek gerekiyor da her yer dolu. Her yer dolu biçemedik ki. Kaç kaybım var? 9 adam. Olur o kadar. Şahane.
10 kayıpla gayet iyiyiz. Sultanı salalım, sıkıntı yok. Buradan adam almayacağım. Abi o kadar güzel upgrade'leniyorum ki. Ya ordu o kadar güzel gelişiyor ki. Müthiş. Cazibemiz artıyor, liderliğimiz artıyor. Bizim burada yapacağımız şey şu. Burada biriken adamların alayını şişleyeceğiz abi. Bak bu göl sıçanlarından biri. Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun? Gel. Sıkıntı yok. Bizim şu köyleri yağmalamaya gelenleri falan dürtükleriz. Şu an bizim burada durumumuz iyi. Baksana sadakat 60 abi. Yani şu an festival ve oyunlar falan da düzenlenmiyor. Atölyeler basılıyor. Atölyeler 17 gün diyor. Atölye, bahçe, milis bölgesi, sur. Buraları biz sürekli upgrade'leyeceğiz. Erzak artı 3. Garnizonda 224 adam var ki bu çok önemli. Ve o garnizondaki adamlar XP alıyor mu bilmiyorum tabi. 105 tane çapulcu mu? Abi siz ücretsiz experience servisine benziyorsunuz. Ben şu an XP event var gibi hissedeceğim. Hakikaten ücretsiz experience kasma servisi. Acaba diyorum kaledeki dandik adamları atıp kaleye böyle Kaan muhafızları mı yerleştirmeye başlasak? O kadar iyi olur ki var ya. O kaledeki Kaan muhafızlarına kimsenin bir gıkı çıkamaz. Gerçi şu an adamlar benim ordumdayken daha mutlu hissediyorum. Çünkü öteki türlü ordu kuvvetimiz azalacak ve hani gerçekten bir krallık kurduk ve Asaray Devleti ile savaştayız. Asaray Devleti biraz canımızı sıkacak. O hiç hoş olmaz. Kendi adamlarımızın oklarını ölmezsek burada bize bir cacık olmaz. Deli divane asker basıyoruz abi. Güzel. Ukba kalesini ele geçirmeye çalışsak misal. Bir buraya bir şey yapalım. Kamp atmaya çalışalım. Habu Yamdur kampı bu. Yoksa tutup da bu kaleye gireceğimden değil. Ama boş bırakıyorlar gibi kaleyi. Ukba'da ne var? 60 tane de esir var. Ya yerim onların 60 esirini de şimdi. Ya abi gelmezseniz ama alırım burayı yani. İkinci kaleyi alıyoruz hiç istemeyerek de olsa. Ben dalıyorum. Alırım çünkü burayı. Ama içeri koyacak asker yok. Ne koyacağız içeri? Birbirleri arasında takviye ederiz. Bir şey olmaz. Harbiden kendi krallığımı kurdum. Tek başıma büyüyorum ya. Böyle kenardan köşeden soylu alıp o adamlara mı versek acaba toprağı? Ben geçeceğim atlı okçuların başına. Bir tane mancınık yaptılar da yemez ya. Merdivenlerden çıkıp indireceğiz herifleri. Biraz kalabalıklar ama olur o kadar. Sıkıntı yok. Şu atı bir park edelim. Ronfalia ile zaten orada pek bir iş yapamam. O yüzden okçu gördüğüm an okçuyu indireceğim. Biz bu arada var ya savunma savaşında çok fena yargı dağıtırız. Ağzınıza sıçayım. Bırak. La bırak merdiveni. Arkadaşlar bug'a girdi oyun. Merdiveni bırakmıyor. Ya bak. Zıplama tuşuna falan basıp anca bıraktırdım. Fark ettiniz değil mi? Zıplama tuşuna falan basmadan bırakmadı yani. Tamam, adamlar gelmeden belki merdiveni dayayabilirim diye düşündüm. O bir hataydı ama. Hocam şeyde yani çok fena. Neden merdivenlerde bug'a giriyorum yani anladın mı? Hoş değil.
Gene biri kafamıza çalıştı orada. Kaç kayıp verdik? Kuşatma hazırlıklarına devam et. 5-6 tane yaralımız var. İyi bari. Evet. Bu esnada şehre kocaman kocaman mancınıklar kuruluyor kaleye. Biz iyi olduğumuz şeyi yapıp meydan savaşında takılmaya devam edelim abi. Gelmiyorlar ama buraya garip bir şekilde, fark ettiniz mi? Gelmiyorlar buraya garip bir şekilde gerçekten. Yani ya şu an gerçekten farklı... Gerçekten kaç defa gerçekten diyeceğim daha bilmiyorum. Ya şu an farklı bir savaşın içerisindeler ve hani canları yanıyor ya da... Hayır, yanmıyor. Büyük bir ordu toplayıp mı gelecekler? Büyük bir ordu toplayıp gelirlerse ben bunları kesebilirim. Kesebileceğime inanıyorum. Bu arada... Bak şu an bir hata yapıyoruz. Bunu çekersek buranın sadakati daha çok artacak. Neden? Çünkü valinin medeniyeti devreye girmeyecek ve aşağı yukarı inşa yetenekleri falan da aynı. Ya çok da yetenekli bir valimiz yoktu, anladın mı? O yüzden kahramanı birliğe alarak, daha doğrusu vali atamaktan şey yaptım. Birliğe al kahramanı. Kahramanı birliğe alarak böyle daha iyi bir iş çıkardım. Alta kal bakalım böyle. Abi nasıl kimse gelmiyor buraya? Ben anlamıyorum. Beni ciddiye mi almıyorlar acaba? Alıyorlar ciddiye. Geliyor. İlk 1000 kişilik defans savaşımız geliyor. Vallahi geliyorlar hocam. Vallahi geliyorlar. Bunlar beni içeride açlıktan öldürmeye çalışmasa bari. Ben bu adamları 200 okçuyla 1000 kişiyi kesemem. Ha bak, bunlar sorun değil. Eğer bir saniye şurada bir save alalım. Bunlar sorun değil. Eğer bunların etrafına bir 1000 kişi daha gelirse o mesele. Gelin lan. Gelin lan ağzına tükürdüklerim. Sizi bir parçalayayım şurada. Gel. Buranın böyle kuşatma kulesi inşa etme potansiyeli falan yüksek. Sabaha kadar gel. Hepinizi ben bir paketleyeyim de görün. Aha da mancınıklar basıldı. Bir de bunlar var ya, böyle merdivenden çıkarlarsa 10 numara. Koçbaşını falan kırarsak bunların, bunlar koçbaşı yapıp girecek. Hoş olmadı. Hepsini fullleyip mi giriyorsunuz lan? Sizin erzak miktarınız benden az. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Kaybedersem save'e dönüp pılımı pırtımı toplayıp çekip gideceğim buradan. Sur seviyesi düşük çünkü buranın. Ben mancınık kullanmayı bilmiyorum. Öğrenmem lazım diyorsanız da o bu zaman değil. Eminim öğrenmem gerek de şu an değil. Şu an değil hocam. O yüzden lütfen hani mancınığın başına geç ve adam akıllı savaş gibi ithamlarda bulunmayalım efendim. Teşekkürler. Bizde Kaan muhafızları var oğlum. Ey yavrum ey. Bu adamları ben boşuna mı kastım? Haydin bakayım çocuklar. Eğer biz burayı tutarsak var ya. Bugün biz bu destanı yazarsak. Yarın. Büyük bir gururla duracağız. Evlatlarımızın karşısında. Babuş Empire'ın bu kuruluş mücadelesi dilden dile dolaşacak. Efendim sevgili Pusherks, Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Pusherks, merhabalar. Evet, beyler neden acaba kuşatma kulesine vurmadınız ve hani adamlar kapıdan giriyor? Zeşkem yapay zeka kuşatma kulesine vursa. Hah!
Bak o kuşatma kulesine böyle birden fazla vuruş istiyorum abi. Kuşatma kulesi değil de koç başına. Benim oklar mı dandik la? Oklar dandik değil de herhalde. Hah! Bir daha. Vurun abi lütfen. Bak o koçbaşı parçalanırsa dileyin benden ne dilerseniz aslan parçaları. Bakın koçbaşı parçalanırsa size zaferi vaat ediyorum. Aha parçalandı galiba. Bir tane boşa sıktı bizim ordu. Oğlum o koçbaşını parçalayın ve zafer kazanalım lan lütfen hadi. Sanırım biri kuşatma kulesini bize dayadı bile. Aha. Hadi lan. Oraya bir vuruş daha yaptın. O parçalandı ve zaferi aldık. Tamam, zafer kazandık. Haydi aslanlarım. Bence oyunda bir sıkıntı var ama. Buradakiler hiç vurmadı misal. Bir tane daha vurulmaz mı oraya? Vurulmaz. O dandik halde geldi o kapı oraya. Kapının oraya geldi dandik halde. Yani bazı durumlarda yapay zeka beni bazen öldürüyor gerçekten. Abi dur. Göçmeyecek o değil mi? Bak bir tane daha öteki kapıyı atsak var ya. Uzarmış şuraya. Haydi lan. Yedi de ölmedi. Ölmedi o bizim. Dış kapı gitti mi zaten iç kapı cort. Yani dış kapı gitti mi iç kapı cort. Valla zaferin anahtarı her daim gözümüzün önündeydi abi. Ama oyunun yapay zekası beni sinir hastası edip öldürmek istediği için. Evet, ben sinir hastası olayım istediği için abi yapacak bir şey yok. Buraya kadar geldi mi lan adamların orduları? Savunanlarda 51 ölü var, saldıranlarda 37-38 ölü. Çoğu yaralı. O kuleden girenler anamızı ağlatıyor galiba, değil mi? Bizimkiler onları dövüyor galiba. Ya da bug'a girdiler. Evet abi, ordunun yarısı bug'da. Çok iyi, herifler kenardan bir yerden çıktı. Yarısı burada debeleniyor, hiçbir yer olmayan bir yerde. Hiçbir şey olmayan bir yerde. Yarısı burada debeleniyor abi. Çok iyi oyun ya. Mükemmel ya. Harika. Olağanüstü. Müthiş keyif alıyorum şu an. Epi topu 30 adamım var. Yarısının bug'da olması o kadar çok keyif veriyor ki. Ya normal oynayıp da savaştan zevk alsam bu kadar keyif almam oyunda. Oraya adam bile gidememiş. Bu bir rüyaydı bu arada. Bu bir rüyaydı. Bu bir rüyaydı. Yani ben ömrümde böyle gerizekalılık görmedim diyeceğim de 500 saattir oynuyorum. Kralını gördüğümü fark biliyorsunuzdur yani. Kralının yaşandığını biliyorsunuzdur. Gel tekrar. Belki bu sefer mancınık koçbaşını falan yıkar da hani insaf ederse. Belki mancınık koçbaşını yıkar, iş yaparız. Bir de Ronfalya kullanılmaz bu savaşta. Şunu al, Ronfalya'yı tikle. Belki mantıklı yerlere sıkar abi, ne diyeyim yani bu sefer
Belki adam akıllı bir yere atarsa bu şeyler, mancınıklar, kazanırız. Yani şans. Umut 4. ayında teşekkür ederim. Umut 4. ayın kutlu olsun, sağ olasın. Eyvallah. İkinci koşbaşını da yapıyor mu? Umarım şunu indirirler bu sefer. Umarım yani, tek dileğim o. Haydi bismillah. Şimdi koçbaşı nerede? Burada. Bence bunu iptal ettin. Bunu iptal ettin. Bunu buraya aldın. 3 tribüşe bunu vuracak. Şunu da şuraya aldım. İnşallah 3 tribüşe onu vuracak. Şimdi bence bizim kuşatma kulesi olan yeri tutmamız lazım. Çok minik bir ayar yaptık da Allah'ın izniyle eğer o koçbaşını yıkabilirse bizim oğlanlar ve yarısı baga girip kaleden aşağı düşmezse tabii. Yani ordumu kullanabilirsem çok güzel işler olacak gibi hissediyorum. Bak 3 mancınıkta onu görüyor, tamam mı? 3 mancınıkta onu görüyor. Aslanlarım çok güzel. Çok güzel. Heleniniz var. Çok güzelsiniz. Heleniniz var. Devam. Kuşatma kulesi bambaşka yerden gidiyor. Yürü. Yürü 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 yürü. Kuşatma kulesinin ilerlediği diğer bölgeye doğru gitmek lazım. Adamlar geçen kuşatma kulesinden yarıp kaleye gitti. Belki bu sefer birazcık şansın yardımıyla şu koçbaşını yıkarlarsa. Yani milletin mancını koçbaşına sıkar abi. Bizimki sıkmıyor ya. Gariptir, sıkmıyor bizimki. Buradan geçiş var mı oraya? Var. Aha patlattılar lan. Allah'ım şükürler olsun. Şuraya dayayacaklar şeyi. Kuşatma kulesini. Abi o buraya ordu iyi yığıldı. İyi 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 iyi. Kapıdan giremeyecekleri için tek taraftan savunulur. Bunlara kendimi gösterirsem bunlar beni orada var ya maymuna çevirir, yemin ediyorum kevgire çevirir bunlar beni orada. Ya güzel, gelebilecekleri tek yer bura, bir de merdivenler. Yani burası da şundan dolayı önemli. Buradaki kuşatma kulesi daha kolay çıkılan cinsten, hani o yüzden önemli. Ay. Bunlar ne ara basmış bu kadar celladını falan ya. Abo. Onun kafasına 32 kere sıktım ben. Tek bir tane adam ama Herkül gücünde galiba. Abi dışarı hücum etmeseniz. Sevgili arkadaşlar. Aa, 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 aa. Bizimkiler dışarı çıkıyor. Alo yapay zeka. Gitmeyin oğlum oraya, manyak mısınız lan? Abi neden defansta durmamız gerekirken adamların üzerine gidiyor bizimkiler? Tamam bu sefer çok ağlamayacağım. En azından koçbaşını kırmayı başardılar. Oyunun... Eti belli, budu belli. Çok bir şey beklemeyeceğim oyundan. Stabil çalışıyor ya, buna çok şükür. En azından çalışıyor. Hemen şuradan ok takviyesi. Ok takviyesi.
Abi o bura yarılırsa sıçtık. Bura yarılırsa büyük sıçtık. Ben sana söylüyorum. Ama yani büyük ihtimalle bu savaşı kazandık diyebilirim. Büyük olasılıkla. Çünkü sevgili dostlar, kapıyı kıramadılar bu sefer. Kapıyı kıramamaları bizim için iyi oldu. Kapıyı kırdıkları zaman büyük sorunlar doğuyordu çünkü. Gerçi bu sefer şuradaki kuşatma kulesinden de adam şey yapabilir bize. Malamet edebilir yani. Çok iyiyiz bu arada. Bak şans faktörünün ne kadar önemli olduğunu görüyor musun abi? Bu el şu an hayatta olmamızın tek bir sebebi var. O da bizim mancınıkların adam akıllı sıkmış olması. Gitme üzerlerine, gitme üzerlerine. Gitme üzerlerine. Alo. Ya niye Kaan muhafızım adamların üzerine hücum ediyor? Kendi adamımı öldürdüm bu arada. Düşmana yar olmasın diye bilmiyorsunuz. İnfo almasınlar. Kalede kaç kişisiniz falan sorgularlar şimdi. Abi neden benim Kuzeyit Kağan muhafızlarım adamların üzerine gidiyor? Alo. Hiçbir ekstra emir vermedim. Bir de savaşlar çok kritik yani. Her bir adamıma ihtiyacım varken bakıyorum adamlara öyle gidiyor. ...400 adam vurduk biz. Onlar bizden 100 adam vurdu. Bizim kaybedebilecek 400 adamımız daha var. Aşağı gidip tek tek ölmeye devam ederlerse bu iş olmaz ama ölmezlerse hallederiz. Allah'ım benim Kaan muhafızlarıma kim bilir neler oldu ya. Ama bu savaşa ben kaşındım. Bu savaşa ben kaşındım. Bir daha gelecekler mi yoksa komple kaçtılar mı? Nelerim öldü abi benim? Kuzeyit Kağan muhafızlarından kaçı öldü bana söyler misin? 6 tane. İyi ya, o kadar fazla değil. Korktuğum kadar fazla değil. Tekrar geliyorlar bu sefer sadece merdivenlerden. Okey abi. Okey, şahane. Şahane, parçalayın elemanları. Bir daha geliyorlar sadece merdivenlerden. Mahvettim ki sizi. Mahvettim ki sizi. Merdiveni dayayacakları yeri gösterir misin? Merdiveni nereden dayayacaklar? Öbür tarafa çok kalabalık gidiyorlar. O suru indirdikleri yerden merdiven dayayacaklar değil mi? Yani. Ne diyeyim ki? Keşke ufacık yerden atlasa da ben de fitil olmasam. Buradan değil.
Kasap gibi doğruyorum adamları. Tamam, herifler buraya geldiğine göre abi biz şuradan kenardan çalışmaya başlayalım. Buraya çok kalabalık geldiler, o beni bir ürküttü. Dayı bir yığılmayın la! Abi beni forkluyorlar, beni forkluyorlar. Şu kulenin tepesine çıkmaya çalışacağım. Beyefendiler çekilir misiniz? Şu surlara bir upgrade basak Allah rızası için ya. Surlara bir upgrade basak. Misal. Gidiyor oraya, gidiyor oraya. Taş gibi olmuyor tabii ki ama. Gibi olmadığı için en güzeli okla devam etmek. Öteki tarafta da durum iyi gibi. Ben bu adamları gene salacağım bu arada. Maksat ilişki gelişsin. Belki aramıza katılmak isteyenler olur. Çağırdığımızda gelenler olur. Bu arada bu savaşı kazandığımız için öyle tatlı nüfus gelecek ki. Gidip böyle yeni yeni tatlı tatlı poliçeleri geçiririz. Bizim krallıkta isyan olmaz abi. Bizim krallık emin adımlarla ilerler. Bir adamlarını kesmişiz bile. Geri çekiliyorlar. Belki bir tur daha gelecek olabilirler. Efendim sevgili Ruget, Prime'ın avantajıyla 14. ayında. Dostum desteğin için çok teşekkür ederim. Sağ olasın. 14. ayın kutlu olsun. 25 ölümüz var. Hiç sıkıntı yok. Bizden çok ölü yok. Garnizondan biraz ölü var. Ve 118 askerleri kalmış. Bir tur daha gelecekler muhtemelen. Otoda girmeyeceğim tabii ki. Tekrardan kendim gireceğim. Bu sefer ne taraftan geliyor olurlarsa olsunlar. Onları öyle bir ok manyağı yapacağız ki mahvolacaklar. Ve evet bu savaşı kazanabildiğim için mutluyum açıkçası. Ve dediğim gibi gerçekten büyük şans faktörü abi. Şanstan ziyade ya da ilkel ben mancınıkları bok gibi yerleştirdiğim için. Çocuklar pek bir şey yapamadılar ve ben de çareyi ağlamakta buldum. Olsun bence ağlamak da verimli. Gözyaşı buff'ı da verimli abi. Menzilin dışındalar mı ya? Aha vurdum. Bu mesafeden vurduğuma seviye atlamayacak da nereden vurduğuma seviye atlayacak abi? Evet. Döşeyin adamlara.
Güzel hücum hocam. Adamların burada var ya, çok tatlı seviye alacak. Çok tatlı geliştirecekler kendini. İyi ki iki tane kale yapmamışız var ya. Düşün bak, bir de bununla çarpışırken Ukba Kalesi'nin olduğunu bir düşün. Ukba Kalesi çok fena şey yapardı. Çok teşekkür ederim Yiğit. İyi yayınlar dileğin için sağ olasın. FPS drop. Özgürüm olmaması lazım ama arada atabiliyor ya. Varsa da bilmiyorum dediğim gibi. Manyak oldu herifler. Manyak oldu adamlar. Bir daha geleceklerini zannetmiyorum. Ya da otoda ben parçalayayım onları. Bunları şeyler tuzak aldı. Bizimkiler tutsak aldı. Ben gene salıyorum. Cazibe kasacağım. Gelsinler, tekrar döveriz. Bir şey olmaz. Abi 165 cazibe ne? Ay. Bir de 400 adam alabiliyoruz falan. Evet, 175 askerle burası bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Liderlik olarak kontrol ettiğin her kent için birlik büyüklüğü 5 artar. Şu an hiç kent yönetmiyorum, o yüzden 0. Senin birliğindeki menzilli askerlerin savaşlardan sonra kazandığı tecrübe %10 artar. Garnizondaki bütün askerlere günde artı 2 tecrübe. Bu. Başka ne yapılabilir? Cazibe 165. Bence liderlik. Şu orduyla ben bir Kuyaz'a doğru gideyim. Asaray ne oldu? 600 araç ödeyerek barış yap. Hala mı 600 araç ödeyerek barış ya? 231 adam. Ay, bu enayilerin zindana koyduğu adamları alıp satmam lazım. Yoksa sıkıntı. Güzel bir zaferdi bu arada. Biraz zırlama buff'ı kullanıldı. Yapacak bir şey yok. Bir save alalım. Ayın Balek de asker toplasın. Bir save alalım abi şu kalenin önüne gidince. Zamanı geldi yani. Bir save alınmalı. İlker teşekkür ederim, iyi akşamlar dileğin için. Sağ olasın, eyvallah. Sardı ama savaş. Ya yeniden başlattığımız iyi oldu. Charlie'ye sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Ne güzel. Abi zindana git. Tutsakları yönet. Al adamları. Eyvallah. Diğerleri hariç. Bunu bizimkiler tutmuş. Tamam, bu kentin atölyelerinin bitmesine daha 8 gün var. Şu 37 adamı da bir bırakayım. Bir tur daha gelirler mi acaba buraya? Sebosel o sadece görüntüde oluyordur dostum ya. Yani sefer ayarlarına baksana, bende de çapulcu yazıyor ama çapulcu da değil normalde bak. Çapulcuyu aldığın zaman %25'e indirir her şeyi. Savaşçı bu. Bu da sancak beyi. Yani çapulcu şu. Statların buysa. Orada yazdığına bakma. Yani sen bunu en zora da alsan, sancak beyine de alsan orada adam çapulcu yazacak. O yüzden çok da takılma. Öyle. Efendim sevgili pesimist Mirliva, şat da Arda'ya abonelik hediye ediyor. Çok teşekkür ederim. Pesimist Mirliva sağ olasın. Evet, Ayınbalık Kalesi'ni düşmanın elinden kurtardık efendim. Bu bizim için güzel bir başarıydı. Bu
bununla beraber çevreden asker almaya devam edeceğim ki kaleye koyayım. Kalede ne kadar fazla asker bizim için o kadar iyi. Aa, merhabalar Ukay'ı. Seni de yenerim de şunları bir kaleye bırakayım. Ben atlı okçularımla meydan savaşında daha neler yapacağım neler. Vilandiyalılardan Dertart Asara'ya savaş açtı. Aslanım Dertart. Devam. Bu adamları yamultmaya devam. Belki bize de bir nasip kısmet çıkar be. Bu arada çok fena yerde kestik onları. 197 ile Uzeyir burada bir ordu topluyormuş. Buradan Uzeyir'in orduya da giderim. Ve bir ara Ronfalia'yı tekrardan takalım. Askerleri yok, bir şeyleri yok ya. Bunlar yok edilir. Bence de o ilk savaşta, ilk kuşatma savaşında Mancı'nın şeyi vuramaması bir rüyaydı abi. Mancı'nın o koçbaşını vuramaması bir rüyaydı. Kötü bir rüya. Biz de uyandık aniden. Selamlar Tuğrul, hoş geldin. Merhabalar. Onun da okçu sayısı fazla. Efendim sevgili Stealth Gamer 16 Primer Avantajı ile aramıza katılıyor. Hoş geldin sevgili Stealth Gamer, merhabalar. 16. ayın kutlu olsun dostum, eyvallah. Esir almayı planlamıyorum bu savaşta. Ziyadesiyle herkesi öldürmeyi planlıyorum. Yo, bütün herkes de öyle dostum. Hani o oyun zorluğu ansızın çapulcuya düşmüyor. İsim olarak çapulcuda kalıyor. Zorluk derecen aynı. Hani en zora da alsan, oyunda bastın da o çapulcu gibi gösteriyor. Yani bizim en zorda oynadığımız seri de var. Vallahi sevgili Baha tam bir kabus gibi. Yani 200 tane atlı okçunun bütün ordunu ok yağmuruna tutması çok fena. Şimdi sevgili dostlar birazcık böyle bir hemen şu eksimiz bir bitsin. Abi merhaba, şu 292 adamı çölde bir zımbalamak lazım. Abi savaşta olduğumuzu biliyorsun, teslim ol. Askerlerine bir bakalım. Tam ağırlıklı olarak tırtlar ama 78 tane süvari beni korkutuyor. O yüzden ordumu böyle birazcık daha manevra yapmaya hazır kullanmaya çalışacağım. Şöyle şu tarafa doğru çek. Gene alamadık şeyi ya. Turulcum, bu bir Kuzeyit serisi değil dostum. Bu kendi krallığımız. Babuş Empire'ı kurup oyunun ana hikayesinde ilerleyip oyunun ana hikayesinden aldığımız Ejderha Sancağı ile beraber imparatorluğun kalıntılarını yıkmaya çalışacağımız bir seri. Böyle bir serüven bu. Evet, Ronfalia'yı hala kuşanmadım. Can sıkıcı bir durum. Ama ne yapalım, insanlık hali, unutuyoruz. Ama mızrak falan sokamazsın. Piyadeleri buraya doğru yaklaştırmamaya çalışacağım sadece. Aha da sancak tutanın aklını aldık.
Piyade ordularının daha gelişine var. Ama yavaş yavaş yanaşıyorlar gibi. Öncelik belli. Öncelikli olarak üstüne gelen süvarileri defican. Defican neyse. Ronfarya almadan bireysele girişiyoruz. Boş ver. Dört atlıları orada, 23 atlıları orada. Atlılarını zımbalayabilirsek şöyle bir alternatifimiz olacak. Biri böğrüme attı bu arada gene göndergeli silahı. Göndergeli diyorum. Fırlatma silahını. Atlılarını devre dışı bırakabilirsek piyadelerinin etrafında akbaba gibi döneriz bunların. O da müthiş olur. Adamlarını ölüme gönderdiler bence. Adamlarını tam anlamıyla ölüme gönderdiler. Piyadelerinin önüne set mi yapıyorlardı? Atlılar kaçın. Manevra zamanı. Sıka sıka gitme ve manevra zamanı. Abi heriflerin geriye pek okçusu kalmadı galiba. Süvarilerini yedikten sonra, yani çok can kaybetmezsem, bir tanesi böğrüme yapıştırdı da, süvarilerini yok ettikten sonra çok can kaybetmezsem, dediğim gibi hani yapacağımız hamle belli. Ben senin o fırlatma silahı kullanan ellerini... Bunların doğru düzgün şeyi kalmadı ya. Atlısı kalmadı değil mi? Yanlış görmediysem. Ne kadarı hala şey? Oku var. Tamam. 222 adamın oku var. Tarayın abi burayı. Fırlatma silahları bir de çok kuvvetli ya. Biz şu an hani tek bir toprağı olan bir medeniyetiz. Atlılar manevra yapamıyor mu oldukları yerde? Dönecek alan mı bırakmadım onlara? Ya seçim olarak haritanın köşesini seçmişsem, kaçış rotası olarak belki adamlar kaçacak yer bulamamış olabilir. Bizim atlı okçular sıka sıka geri çekilecek yer bulamamış olabilir. Ama zannetmiyorum. Artık meydan savaşındayız ya. Şu Ronfalya'yı bir takayım. Ama olsun, bence elimdeki tek el kılıca rağmen güzel mücadele verdim. Vlandia var ya, bunları darma duman edecek. Bugün ona kadar devam mı? Süvaricim, birazdan bir bölüm arası veririz. Bir aksilik çıkmasa bir bölüm daha ettiririz. 5 ölü, o kadar olsun. Bir yandan cazibe kazanıyorum. Kesinlikle esir almıyorum. Adamlarımın tamamı iyi durumda. Yani 150-160 tane Kaan muhafızı var ya. 160 tane. Bu önemli bir şey. Bana Ronfalya'mı verir misin? Ronfalya niye buralarda 8000 ediyor bilmiyorum da.
Şaymayı da bir pataklarız. 26 tane piyade esir almış. Yağmacı. Sıkıntı yok. Ben buradan Ayın Balik'in oraya doğru akayım. Bize fark ettiniz mi? Kimse kolay kolay şey yapamıyor böyle. Celallenemiyor. 160 tane kan muhafızı var ya, adamı elek eder, elek. Şimdi inşaat bonusunu arttırmaya devam ediyorum. Milis bölgesi basılacak, bahçeler basılacak, surlar basılacak. Yani bu arada burada isyan da çıkmayacak ve Asaraylı bir tane eleman alsaydık misal çok daha iyi olabilirdi. Bu arada soylu bineğini çeviriyor şu an muhtemelen de umurumda değil. Asaraylı bir tane yoldaş alsak burayı çok daha iyi yönetirdik bu arada. Ayın Balik. Nasıl okunuyor bilmiyorum işte ya. Balik diye okumuyor mu? Nasıl telaffuz ediyorsak ediyoruz, boşver. Şimdi efendim. Şöyle bir poliçelere bakalım. İyi nüfus birikti. Şu politikalardan kendimize artı sağlayacak şeyler yapalım. Yerleşkenin sadakatini arttırıp güvenliğini biraz azaltır. Klanlar günde bir nüfus kaybeder. Bence bu yapılabilir. Vatandaşlığı almayacağım. Özgürlük fermanını alabilirim. Maraşeller. Hayır. Avlanma hakları. Kent sadakati azıcık azalır ama yani yemek bulurlar, o güzel. Kent güvenliği bir artar. Kenti güvenli olan nüfus kazanır, güzel. Askeri başarılar daha fazla nüfus verir, güzel. Kent güvenliği bir artsın otomatik. Günlük mürüs üretimi artsın. Ben yerleşke vergilerini bayağı düşürdüm de bizim vergiye ihtiyacımız yok. Yani kalelerden alacağımız 3-5 ile idare etmeyeceğiz hiçbir şeyi. Onun yerine hani buranın sadakatinin sürekli yüksek olmasını sağlayacağız ki bizim gibi yönetim sağlayan başka bir yer olduğunu hiç zannetmiyorum. Yemeği depolanır, güvenliği depolanır, refahı artar yavaş yavaş. Bütün binalarını basar, geliştiririz ortalığı. Bununla beraber belki hani kaçta şu an bizim klan seviyesi? 4'te. Klan seviyesi 5 olduğunda falan iyice iyi miktarda askere sahip oluruz. Sanalan'ın orada birilerini görürsem onlarla da savaşacağım. Yunkit. Şşş, ne haber lan? Dur, kaçma, dur. Aha! Aha, tam kapının önünde tuttum. Aha, tam kapının önünde tuttum. Var mı içeride adam? İçeride Nukar'la Jaim'in birliği var. Yani seni dövdükten sonra ne Nukar çıkar dışarı, ne Jaim çıkar dışarı. Başka klan yok mu krallıkta? Abi tek benim. Başka kimse yok krallıkta. Hocam biz krallık kurduk da tek başımıza. Ben keyfim ve kahyası. Yok, şaka bir yana, gerçekten hani şey vardı. Krallık kurduk, böyle bir tane masa resmetmişler. Sinematik görsel gösteriyorlar. Bir tane masa var abi, hani bu krallık kararlarının alındığı masa. İşte Babuş Empire kuruldu falan, kim var? Ben varım, abim var. Kız kardeşim var kenarda. Bir de healer olarak aldığımız adam var. Anasını satayım, ben nereye denk geldim diyor böyle konuya yabancı. 4 kişi kurduk krallığı vallahi. Teran 5. ayını kutluyor efendim. Teran 5. ayın kutlu olsun. Çok teşekkürler. Desteğin için çok çok sağ ol. Sevgili Teran. Dediğim gibi yani gerçekten 4-5 kişi krallık kurduk. Klan seviyen 4 olunca, bir tane de yerleşim yerin olunca krallık kuruluyor. Aynen. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Bu arada ana görevden ilerleyip imparatorluğu yıkmaya yöneleceğim de şu an onu yapamam. Şu an onu yapamayacağım için çok bulaşmıyorum. Haberiniz olsun. Hani birazcık kendimizi kuvvetlendirelim. Böyle düşmanların bizi yenemeyeceği bir halde olalım. Bir de ben şöyle bir 300-400 tane adamla dolaşacak kuvvetli olayım ki o zaman demek keyfime. Adamımı vurdum. Herifler yapabileceği en mantıklı hareketi yaptı. Dağa çekildiler.
Ama mantık sizi kurtaramaz. Ufaktan diğer yoldaşlarıma da bir ordu kurayım. Abime, kız kardeşime, abimin eşine falan. Güzel olur yani. Onlara da piyade miyade toplayalım. Sadece bizim ordu atlı okçulardan oluşur. Onlar piyade, okçu, atlı, Allah ne verdiyse takılır. Yani ta Batanyası'ndan bile gidip adam alacağım onlara. Silahın uzunluğu tam olarak 203 santimmiş bu arada. Ronfalia'nın. Şükür ki Ronfalia'yı bulduk. Abi iyi dövüştün, gidebilirsin. Ben seni antrenman olarak dövüyorum bu arada. Tutsak istemiyorum, hızımı azaltmasın. Merhaba, barışmak ister misin? 360 haraç alarak barış yap. Okey, siz bana para verirken ben de gider böyle bir yeni ordu kurarım falan. Güzel olmaz mı? Bence güzel olur. Efendim gece günü Prime Avantajı'yla 6. ayında teşekkür ederim gece günü. Sağ olasın. 6. ayın kutlu olsun, eyvallah. Ama erken olduğu için barış yapmayacağım. Ayın Balık Kalesi'ne daha adam konur mu bilmiyorum. Şimdilik dursun. Arvan'ın serbest kalması için fidye al. Evet sevgili dostlar. Vakit ayırıp izleyen herkese çok çok teşekkürler efendim. Umarım keyifli güzel zaman geçirmiş, eğlenmişsinizdir. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Esenlikle kalın. Bay bay.